Arkadaşlar hoş geldiniz. Trigonometrinin en temel sorularıyla başlayalım. Güzel bir soru serisi olacak. Dediğim gibi bunlar en temel sorular. Siz bunların üzerine kat be kat inşa ederek trigonometrinizi geliştireceksiniz. Kanalda daha fazla trigonometri videosu zaten olacak diyorum. Ve geçmeden önce bir hatırlatma, bir bilgi daha vereyim. Bu PDF'i Laptü Matematik Hüseyin Kaya hocamdan aldım. Umarım benim de anlatımımı beğenirsiniz diyorum ve sorulara hızlıca geçiyorum. Birinci soru. A açısını ve B açısını derece, dakika, saniye cinsinden vermiş. İkisinin toplamını soruyor. Öncelikle şu alttaki kısmı bir silelim. Rahat rahat taraf tarafa toplayalım arkadaşlar. Taraf tarafa toplama yaparken en sağdan itibaren başlıyorsunuz. Bildiğiniz toplama yapıyorsunuz. Bakkal toplaması. 36, 51 daha ne yaptı? 87 saniye. 24, 45 daha topladın. 69. Böyle toplaması daha kolay olduğu için böyle topluyorum. 43, 32 topladın. 75 derece. Tabii ki de böyle bırakmıyorsun. Bak burada 60'ın üstünde saniye, 60'ın üstünde dakika var. Bunları karşı tarafa 60 saniyeyi 1 dakika olarak geçirdin. Yani aslında 75 derece 70 dakika. Ve kaç çıktı? 87'den 60 çıktı. 27 saniye kaldı. Bitmedi. Bu sefer buradan bir 60 dakika eşittir 1 derece atıyorsun. Yani 76 derece oluyor. 69 diyecektim az daha. 60 çıkarırsan kaç kalır? 10 derece mi kaldı? 10 dakika kaldı. 10 dakikayı da buraya yazdın. En son 27 saniye olmuş oldu. Anlaştık mı? Güzel soru. Basit soru. En temel sorulardan bir tanesi. Evet, birinci soru var mı? Yanlışımız yok. Güzel. Devam. 2. 45.565 saniyelik açı kaç derece, kaç dakika, kaç saniyedir? Bu sefer saniyenin içerisinde, yani 45.565 saniyenin içerisinde ben 60 saniyeleri arıyorum. Böylelikle eyvah, umarım ses gelmiyordur. Hemen geliyorum. Evet, saniyenin içerisinde 60 saniyeleri arayacağım ve çıkan bölüm bana dakika cinsinden verecek. 455'in içerisinde 60 kaç kere var? 7 kere var hocam. 6 kere 7 42, yani 420 yaptı. Çıkardın 5, 3, 0. 35'in içerisinde yok. 356'nın içerisinde 5 kere var. 5 kere 6 30, 300 oldu. Çıktı sana 56. 56'nın içerisinde yok. 5'i aşağı indirdin. Kaç kere var bu sefer? 7 kere 8 56, 6 kere 8 48 mi? 9 kere var. Tamam, 6 kere 9 54, 540 dedik. Bunu da yazdık. 5 kaldı, 2 kaldı, 0 kaldı. Çıkan saniye senin için burada saniye cinsinden kalandır. Bak, bunu en son yazacaksın. Sonra geldin, devam ediyorsun. Şu dakikaların içerisinde 60 dakikaları bularak bölümde derece cinsinden bir sonuç bulmam lazım. Kaç kere var 50-75'in içerisinde? Bir kere. Bir kere 60, 60. Kaldı sana 15. 9'u indirdin. 2 kere 6, 12'den 120. Kaldı sana 39 dakika. Hadi şunları bir düzenleyelim artık. Yani 12 dereceydi. Yazdın. Kalan dakikayı 39 dakika olarak yazdın. 25 saniyeyi de buraya yerleştirdin. 12, 39, 25 dedik. Üçüncü soru. Üçüncü sorunun cevabı için 5 pi bölü 6 radyan ölçüsüne sahip açının kaç derece olduğunu bulmak istiyorsan pi yerine 180 derece yazarsın. Çıkan sonuç artık derece cinsinden olur. Yani 5 çarpı 180 bölü 6. Sadeleşenler var hocam. Evet. 30 çarpı 50'den 150 dereceymiş aslında. Dördüncü soruya geçelim hızlıca. 280 derece, 280 mi dedim? 230 derece ölçüsüne sahip bir açının radyan cinsinden ölçüsü nedir?
dereceyi radyana çevirmek istiyorsun. Evet, formül biraz tuhaftır. Yani bunu aklında tutman gerekir. Derece bölü 180, o da eşittir radyan bölü pi yapacaksın. Bak, dereceleri birbirine oranladın. Aynen, aslında oran orantısı. Çok da zor bir şey yok. Dereceleri birbirine oranladın. Radyanı da pi cinsinden ona oranladın. Aslında ben şu paydadaki, karşı tarafta paydada bölüm tarafında olan pi'yi karşı tarafa çarpım olarak atabilirim. Yani 180 çarpı pi artık radyan cinsinden olacak. Senden ne istemiş? 230'u istemiş. 230 bölü 180, ikisi de derece, çarpı pi yapıyorsun. E bunun eşiti sıfırlar gitti. Aralarında asal olduğu için 23 pi bölü 18 senin cevabın olacak radyan cinsinden. Beşinci soru. Üçüncü bölgedeki noktanın birim çember üzerinde olduğu biliniyor. Peki, o zaman hemen birim çemberi çizelim. Şöyle şuradan da çemberimi oluşturdum. Üçüncü bölgede oluşmuş. Aslında şunu biraz daha büyütebilirim arkadaşlar. Evet, şöyle büyüteyim. Büyüteyim ki burada bir şeyleri anlatalım. Şimdi elimde ne var? Üçüncü bölgede birim çember üzerinde bir P noktası var. Şurası P noktası. Bunun koordinatları verilmiş. Eksi 3 bölü 5'e A koordinatı verilmiş. Eksi 3 bölü 5 dediği kısım aslında X, A dediği kısım da Y'yi temsil ediyordu, unutma. X dediğin kısım aslında X eksenine bir dik indirerek X ekseninde oluşan uzunluktu. Yani burası 3 bölü 5. A dediğin kısım ise bu sefer Y eksenine dik indirdin. Aslında şuradaki uzunluk olan dikey uzunluk A'yı verdi. Şimdi o üçgeni taşıyorum bak buraya. Şurada bir açım var zaten. Alfa açısı. Yazalım. 3 bölü 5 dik kenarlardan biri. A diğer kenarlardan biri. E senin hipotenüsün aslında birim çember üzerinde olduğu için yarıçapı nereye giderse gitsin bir birim olacak. Yarıçapı bir birim. O zaman kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşit. Yani doğal olarak A kare artı 3 bölü 5'in karesinden 9 bölü 25 neye eşittir? 1'in karesi 1'e eşittir. Karşı tarafa attın. A kare o da eşittir 1 eksi 9 bölü 25'ten. 25'ten 9 çıktı. 16 bölü 25 kaldı. Yani A kare eşittir 16 bölü 25 ise A ya 4 bölü 5'tir ya da eksi 4 bölü 5'tir. Şimdi en önemli kısımlardan biri de aslında şudur. Hocam burada eksi yazıyor ama siz artı aldınız. Neden? Çünkü buradaki eksi sana x ekseninin aslında buradaki noktanın hangi bölgede olduğunu belirtiyor. Bak, uzunluk zaten eksi olamayacağı için, buradaki uzunluğum eksi 3 bölü 5 olamayacağı için pozitif olanı alıyorsun. Zaten mutlak değerini alıyorsun. Burada okeyiz. Daha sonra belki y'nin de, yani A yüksekliğinin de, A noktasının da diyelim, A noktasının da negatif olma durumu var. Tıpkı X'te olduğu gibi. Bunu da şuradan anlıyorum. Diyorum ki eğer 3. bölgede olan bir nokta 3. bölgedeyse bu nokta hem X'te hem de Y'de eksidir. O yüzden alabilecek A değeri pozitif olamaz. Alınabilecek A değeri negatif değerdir. Eksi 4 bölü 5'tir dedi. Anlaştığımızı düşünüyorum ve 6. soruya geçiyorum. Ölçüsü 6666 derece olan bir açının esas ölçüsü kaç derecedir? Esas ölçüden bahsetmiş. 6666. Esas ölçü dediği arkadaşlar, şurası 0,2 pi, yani aslında hem 0 derece hem de bir tam tur atarsam 360 dereceydi ya. Ben her tam turumda, her 360 derecede bir tam tur atıyorum. Yani acaba bu derecenin içerisinde kaç tane 360 derecelik tam turu vardır? Burası çıkan yer bana tur sayısını verecek. Eğer formülle izah edecek olsaydık, teta o da eşittir alfa, hop yazamadım, alfa artı 2 çarpı 2 mi dedim? Alfa çarpı alfa,
K çarpı 360. Bunu radyan cinsinden yazacak olsaydık yine aynı şekilde alfa artı K çarpı 2 pi olarak yazacaktım. 2 pi benim radyan cinsinden ölçüm, 360 da derece cinsinden ölçüm. Kaç tam tur attığını burası verecek. Yani buradaki bölümdeki tur sayım aslında K'yı vermiş olacak. Teta dediği 6666 derece için ölçüm yapıyorsun demektir. Anlaştık mı? Şimdi kaç kere var? Bir kere var. Bir kere 360, 360'tır hocam. Çıkardın. 603. 306'nın içerisinde var mı? Yok. Bir tane 6'yı aşağı indirdin. Kaç kere var? 10 kere olsa zaten 3600 olur. 8 kere var sanırım. 7 kere mi var? 8 kere mi var? 720. 360. 9 kere mi var? 8 kere var herhalde ya. 0 kere 8 0. 6 kere 8 48'in 8'i elde var. 4. 3 kere 8 24. 28 oldu. Süper. 6 aşağıya indi. 2 buradan 6 buradan 8 geldi. 9'dan 8 çıktı. 1 0 da aşağıda. Güzel. Şimdi kaç tane tur atmış? 18 tur atmış. Yani 6666 derece. Aslında kalan ifade esas ölçü olmak üzere 186 artı kaç tam tur atmıştı? 18 tur atmış hocam. 18 tane 360 derecelik tur atmış artı kalan 186 senin esas ölçün olacak. Esas ölçün oldu. Anlaştık mı? Umarım anlaşmışızdır. Bir sonraki videoya kalır mı kalmaz mı keser miyim bilmiyorum ama sanki kesmişim gibi davran. Kesmemişsek devam edelim.